Selam arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Fall Guys sonuçta işinde Rocket League'deki gelmiş geçmiş en pahalı eşyanın hikayesini anlatmaya çalışacağım. Aynı Forza Horizon 4 videosunda olduğu gibi Rocket League ile ilgili bir konuyu konuşmuştuk ona da. Bu sefer dedim ki Rocket League ile ilgili bir konuyu Fall Guys'ta konuşayım ve direkt videomuzu hiç uzatmadan geçelim. Arkanıza yazsanız videoyu beğenin, kanala abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Ve gelelim oyunun en pahalı eşyası beyaz şapkanın hikayesine bu arada beyaz şapka ne bilmeyenleriniz olabilir videoda her şeyi açıklayacağım ama ufak bir hatırlatma yapayım bazınız diyecektir ki abi en pahalı eşyalar alfa beta eşyaları değil mi? Alfa beta eşyaları da oyun herkese açık olarak oynanmadan önce kullanıcıların beta sürümündeyken test ettiği, alfa sürümündeyken test ettiği dağıtılan kullanıcılara sınırlı sayıda eşyalardı ve bunlar artık yani belki de 7-8 yıldır bulunmadığı için çok nadir ve çok pahalı. Ama bunun da ötesi var. Bunun da daha pahalısı var. O da beyaz şapka. Bunu belki yani çoğu kişi bilmiyordu bizim kanalımızda. Bilmeyenlerin sayısı, bilenlerin sayısını geçmez diye tahmin ediyorum ve bu beyaz şapka niye bu kadar pahalı? Öncelikle fiyatını söyleyeyim. Fiyatı tamı tamına 7.000 ila 12 bin dolar arası gidip geliyor. Yani Türk lirasına vurduğumuzda 100 bin ila 70 bin 65 bin Türk lirası diyebiliriz. Ve fiyatını da söyledikten sonra niye bu kadar pahalı direkt konumuza geçelim. Bu eşyanın hikayesini sizlere anlatayım. Şimdi bu eşyaya sahip olmanın iki yolu var arkadaşlar. Ya basıp parayı alacaksınız bu eşyayı. Fiyatını zaten az önce söylemiştim. Ya da oyunda böyle çok ciddi bir açık bulmanız gerekiyor. Bu açık ne olabilir? Atıyorum diyelim ki rekabetçi maçtasınız. 3 ve 3 maç atıyorsunuz ve yanınıza 3 tane daha kişi ekleyip 6 ve 3 maç atabiliyorsunuz gibi. Yani böyle oyunun basit açıkları değil de harbiden oyunun çehresini değiştirecek, gidişatını değiştirecek, böyle oyuncu sayısını bile etkileyebilecek açıklar bulmanız gerekiyor. Bu da tahmin edersiniz ki çok kolay bir iş değil. Ve bu açıkları bulduğunuz zaman az önce de bahsettiğim gibi açıklar ne bileyim işte. İşte takasla atıyorum siz bir eşya koyuyorsunuz. Adama görünüyor size görün gibi harbiden böyle tehlikeli açıklar bulmanız gerekiyor ve bu açıkları bulduğun zaman da Sonix'e e, yani Rocket League'in geliştiricisine söylüyorsunuz. Ben böyle bir açık buldum böyle bir sıkıntı var oyunda lütfen dikkat edin diye ve böyle bir açık bulduğunuz zaman da eğer Sainix uygun görürse yani nasıl diyeyim işte gerçekten harbiden bu açık tehlikeli oyunun gidişatını değiştirebilir biz bunu düzeltmeliyiz ve bize bunu söyleyen adama da bir ödül vermeliyiz diyerekten size beyaz şapka veriyor bu ikinci yolu birinci yolu zaten söylemiştim parayla alabiliyorsunuz bu eşyayı almanız için iki yol var. İkinci yolunu da az önce söyledim. Açık bulmanız gerekiyor. O da gerçekten ciddi bir açık. Peki neden beyaz şapka? Ondan da çok kısa bahsedeyim. Bu beyaz şapkanın hikayesi hacker muhabbetine dayanıyor. Çünkü hackerlarda üç tip hacker vardı. Bir tanesi Siyah şapkalı hacker, bir tanesi gri şapkalı hacker, bir tanesi de beyaz şapkalı hacker. Ne alaka diyeceksiniz? Konuyu şuraya bağlayacağım. Siyah şapkalı hackerlar aynı işte yani az önce anlattığım gibi bir açık bulur ama bunu kesinlikle söylemez. Bunu kendi aleyhine işte kendi çıkarlarına göre dibine kadar kullanmayı seçer. Siyah şapkalı hacker kötü hackerlardır. Gri şapkalı hacker ise beyaz şapkalıyla siyah şapkalı hackerların arasında kalmış hackerlara denir. Yani duruma göre işte siyah şapkalı hacker gibi böyle e, hacker yeteneklerini kötüye kullanmayı seçer. Ya da duruma göre ise beyaz şapkalı hackerlar gibi işte böyle para kazanma derdine düşmezse bu açığı söyler. İşte ilgili kişi ilgili işte oyun geliştiricisine ve böyle bir iyi rol oynar. Beyaz şapkalı hacker da tahmin edeceğiniz gibi böyle ne olursa olsun bir açık bulur. Hacker yetenekleri vardır ve bu açı kesinlikle kötüye kullanmaz. Kendi çıkarı için kullanmaz. İnsanların ne bileyim işte bu dolandırma olabilir. Başka şeyler olabilir. Bunu kesinlikle kabul etmez ve ilgili kişi ya da işte oyun geliştiricisi az önce söylediğim gibi bu açı söyler ve bundan hiçbir şekilde bir yani parasal, maddi kazanç gitmez. Ve aynı bu White olduğu gibi, yani beyaz şapka eşyasında olduğu gibi de Rocket League diyor ki, sen böyle bir açık buldun, o zaman sen işte bizim gözümüze beyaz şapkalı hacker'sın. Yani iyi adam, yani iyi kişi olan hacker'sın. Ve biz de sana işte böyle bir hediye sunmak istedik. Ve bu hediyede tahmin edebileceğiniz gibi çok az de olduğu için çok pahalı. Bu şapka tamı tamına 30 kişi var arkadaşlar yaklaşık. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Rocket artık Hürriyet Gazetesi'nin haberi. ilgili linki mutlaka açıklama kısmına koyacağım. 22 Mayıs 2020 tarihinden itibaren demiş ki Rocket League Whitehead sistemini artık devre dışı bıraktı ve altına da eklemişti. iyi ruhlu hackerları işte böyle teşvik etmek amacıyla bu sistemi geliştirmişlerdi ama artık para veriyorlarmış bunun yerine yani Fortnite gibi Fortnite'in geliştiği zaten biliyorsunuz ki Epic Games Epic Games artık Rocket League'i satın aldığı için Fortnite'daki sistemin Aynısını buraya getirmiş. Artık Whitehead yok. Bunun yerine para ödülü var. Bunu da çok kısa dipnot olarak söyleyeyim. Ve bu şapka dediğim gibi maksimum 25-30 kişi de var. Şöyle bir ilginç bilgi daha var Whitehead ile alakalı. Bunu da ben Rocket Sledge kanalından buldum bu bilgiyi. Onun da linkini mutlaka dediğim gibi bütün kaynaklar açıklama kısmına koyarım. Whitehead sahiplerinin oluşturmuş olduğu bir Discord sunucusu varmış. Ve bu Discord sunucusunda 3 tane rol varmış. Bir rol White Hat sahibi olmayan kişilere verilen rol işte ne bileyim böyle misafir olarak kabul ettikleri rol zaten 1-2 kişi oluyormuş o rolde de. Öbür rol Sonyx tarafından verilen White Hat sahibi olan kişilere Verilmiş rol. Bir diğer rolde takdir edeceğiniz gibi sonradan parayı basıp White Hat alan kişilere verilmiş rol. Bu Discord sunucusu da 29-30 kişi miymiş neymiş. Bu arada Discord sunucusu demişken bizim de bir Discord sunucumuz var. Aşağıda linki var şu anda da ekrana yansıtıyorum. Ve o Discord sunucusunda 3 tane eşya çekiş yapıyoruz. Bir White Hat kadar pahalı olmasa da hani ilginizi çekerse ya da böyle işte e, güzel bir ortam arıyorsanız. Orayı da mutlaka bekleriz. O zaman direkt devam edelim. Ve beyaz şapka ile alakalı son bilgiyle videomuzu noktalandıralım. O da şu olacak Rocket League Insider'a girdiğiniz zaman yani Rocket League'deki eşyaların fiyatlarına bakma sitesine girdiğiniz zaman ve beyaz şapka diye arattığınız zaman beyaz şapka için fiyatlandırma şu an bulunmamaktadır diyor. Çünkü eşya gerçekten hani çok çok az bir kişi de olduğu için belli bir fiyat yok. Yani dediğim gibi 30-25 kişi arasında bir kişi de var bu yüzden de takdir edersiniz ki çok fazla böyle alım satım işlemi olmadığı için böyle sabit bir fiyat gerçekten ortama bir fiyat koyulamıyor. Videoyu bitirelim. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin ve kanala da değilseniz. 2-3 saniyenizi ayırıp kanala abone olmayı da unutmayın. Böyle bu arada ara ara RL dışı oyunları da çekmeyi düşünüyorum. Yakın zamanda mutlaka gelecektir. Onu da şimdiden bilgisini vereyim ve beyaz şapkayı yani oyunun gelmiş geçmiş en pahalı eşyasında sizlere böylece özetlemiş oldum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.